TGT Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey var. Hoş geldiniz. Programımızı her zaman olduğu gibi hayırlı cumalar dileyerek açıyoruz efendim. Dualarınız kabul olsun. Evinizden bereketiniz eksik olmasın inşallah. Yine güzel bir gün. Ee, İstanbul'da karla uyandık. Güzel kar da yağmaya başladı. Keyifliyiz. Gündeme ve hayata dair haberlerimiz var. E, sizler de canlı yayınımıza telefonla katılabilirsiniz. 0212 454 55 71. Aynı zamanda Instagram sayfamız Segerit Evo TV'den de lütfen bizi takip edin. Mesajlarınızı oradan da yazabilirsiniz. Bir de biliyorsunuz WhatsApp numaramız var. Oraya da içinizden ne geliyor, ne geliyorsa güzel görüntülerinizi, fotoğraflarınızı bizimle birlikte paylaşabilirsiniz. 0549 454 70 85. TGT FM Müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Ataullah Arvas hoş geldiniz. Merhaba efendim, Hayırlı hoş bulduk. Cumalar. İyi günler diliyorum. Ben de cumanızı, cuma sevgili izleyicilerimizin cumasını tebrik ediyorum. Herkese hayırlara vesile olmasını diliyorum efendim bu güzel bereketli günün. Zaten e, her yerde kar var, her yerde aşı odaları var. E, aşılar da var. Hayırlı bir güne e, döndük. Güzel oldu hakikaten. Şimdi kar da geldi, bereket de geldi. Hep diyorduk ya e, böyle efendim felaket değil mi? Beyaz felaket öyle şey olur mu? Yok öyle Yok, bir kötü, şey. Kötü, Şimdi boynumuz büktük. Değildir, öyle efendim şey. özür dileriz ne Hı -hı. olur biz ettik siz etmeyin falan. Kar yağmaya başladı bu sabah İstanbul'da. Sulu sulu karlar vardı. Tutmadı ama yağdı. Evet. Ee, meteorolojiye teşekkür ederiz. Valla tahmininde haklıymış yani adamlar tahmin edebilmişler. Kesinlikle. Ee, ve ciddi bir soğuk da var dışarıda Hı -hı. İstanbul'da. Ardahan'da ee, Ardahan'da -45'tir belki şimdi. Evet, tabii yine evet. E, Türkiye'den ülkemizden kar manzaraları Bundan var. Bunların hepsini konuşalım efendim. Haberimiz var. Konuşacağız müjde ama müjde öncelikle... gibi verelim. Müjde gibi verelim evet. çünkü kuraklık var. Evet. Kar ve su, yağmur insanlara çok müjde gibi gelecek ve onları sevindirecek. Kesinlikle. Evet. Peki bu haberlerimize başlamadan önce sizi ben tebrik etmek istiyorum. Allah razı olsun. Esenler Hayırdır inşallah. Belediyesi'nin <laughs> Radyo Yıldızları evet. Organizasyonu'nda efendim Tabii. adaysınız. TGRT aday. FM aday. Evet. evet. TGRT FM hem Ulusal Radyo hem Haber Radyosu aynı zamanda ben ve iki arkadaşım Mustafa Toköz ve Hülya Aksu Düzgün adaylar efendim. E Jenk Bey ediyorsun. aradı. Esenler Hı -hı. Radyosu'nda dedi ki Ataullah Bey böyle bir organizasyon var. ikinci yılını yaşıyoruz. E, siz de adaysınız. Lütfetmişsiniz efendim Hı -hı. De, ne münasebet dedi falan. Hem radyomuzu hem üç arkadaşımızla beraber adayız. Radyo Yıldızları diye girin. Evet. Orada TGRT FM Ataullah Harvasa Mustafa Tokyöze ve Hülya Aksu Düzgüne tık yapınız. Tabii İstiyorsanız, ki. seviyorsanız, dinliyorsanız Oy verin radyo efendim. Yıldızları evet, radyo, radyo yıldızları mı diyeceksiniz? Radyo yıldızları. Oylama. Tabii, radyo yıldızlarla giriyorsunuz orada. Orada oylama şema tema var. Oradan giriyorsunuz. İstediğiniz radyoyu, istediğiniz sonucuyu, istediğiniz haber spikerini, ne yapıyorsunuz efendim? Tıklıyorsunuz. Evet, ben bu adamdan memnunum. Dinliyorum. Hoş vakit geçiriyorum. Aynı zamanda bilgileniyorum. E, diyenler kaçırmasın Radyo yıldızlar efendim hmm, Halk oylamasıyla belirleniyor evet. Türkiye'nin en iyi radyocuları evet. Senler Belediyesi'nin Radyonun Yıldızları oylamasında ilk defa Halk oylamasıyla seçecekmiş 13 Şubat'ta da e, ödüller sahiplerini Bulacak valla şu masamızda Bir ödül gelirse e, çok Tabii. mutlu olacağız Buraya koyacağız inşallah Ben kendimden eminim halkımdan da eminim İzleyicileri ve dinleyicilerimizden de eminiz Oylarını bekliyoruz. Yani dediğim gibi bizi dinliyorlarsa, efendim bizden hoşnutlarsa, memnunlarsa bizim formatımızdan bize oy verecekler oh, evet. lütfen. Evet, oyumuza ihtiyacımız var efendim. Politikacılarla derler ya. <laughs> Oyumuz TGRT FM Radyo evet, Yıldızları var. organizasyonunda TGRT FM, FM oyum. Benim oyum öyle. Yani. Çok teşekkür ederim. Ne demek Vallahi. her zaman. Peki, Peki. başlıyoruz. Uzun bir aradan sonra hasret bitti ve kar İstanbul'da. Mega kentlilerin hasret kaldığı kar dün başladı. Ancak yağış pek etkili olmadı. Meteorolojinin tahminlerine göre kar bugün öğleden sonra kendisini hissettirecek. Bugün öğleden sonra e, çok güzel olur. Yani millet eve inşallah <laughs> İnşallah çile olmaz. Bak burada duyurayım. Bugün Cuma. Haftanın son <laughs> evet, günü. Evet, Biliyorsunuz evet. yağışlı günlerde hakikaten... İstanbul'da trafik durma noktasına geliyor, dolayısıyla hayat durma noktasına geliyor. 2 saat, 3 saat yolda kalıyorsunuz. Bunu yaşamamak için öğleden sonra kar var. Lütfen Cuma'ya katıldıktan sonra, Cuma namazını kıldıktan sonra, efendim yani Cuma namazından sonra daha doğrusu, ufak ufak evlere doğru revan olun. Evet. Sonra ikaz etmedi bu medya mensupları. Efendim bunlar niye konuşmuyor, söylemiyor? Meteoroloji söyledi, biz de söylüyoruz. Ufak ufak yola revan olun. Bak bu tür bu tür vakaları yaşandık Kar yağdı Beylikdüzü'nde. biliyorsunuz. Evet, beylik çok Aha. ciddi bir şekilde kar vardı bu değil, geçmiş yıllarda. Çok. Buradan giden arkadaşlarımız 3.5 saat sonra evet. oraya gidebildiler. Evet. evlerine kavuştular. 20 kilometre buradan Beylikdüzü evet. o kadar yani. Hatta e, kilometrelerce de yaya yürüdüler çünkü e, servislerimiz evet. yani bütün araçlar kara saplandı yol alamadılar ama öyle yaya yaya evlerine gidenler de oldu. Onu da söyleyelim. Bu çileyi çekmek istemiyorsanız efendim ufak ufak eve revan olun. Aynen. Bu, arada İstanbul'dan kar manzaraları görüntümüz. Ee, güne karla başladık. Kağıthane burası. Kağıthane de beyaz örtü drone ile havadan görüntülendi. Evet. evet tabii iş işimize gelmek üzere otoparktan ben bir çıktım ki kar. Ay dedim çok güzel. Ee, umarım Orada erimemiştir. Ben o kadar çok sevindim ki cebimdeki bereyi mesela araçtan indim yürüyorum, unutmamışım. Bir baktım böyle, bu, bu şakaklarımda e, şeyler var, terler sanki terlemiş gibi. Aa baktım kafada bere yok. Ben öyle kafa açık, bağır hmm. açık geliyorum. Bu kadar sevinmişim bu manzarayı görünce, e, saçım ıslanmış yani efendim. <laughs> Bu denli yağmur ve sulu kar yağdı daha doğrusu. Aynen öyle. Peki evet. devam ediyoruz. İstanbullular kara hazırlıksız yakalandı. Dün geceden itibaren başlayan kar yağışı sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şehrin bazı noktaları tamamen beyaza bürünürken işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Kar yağışının etkili olduğu yerlerde vatandaşlar yolda... Yürümekte zorluk çekerken otobüs duraklarının kalabalık olduğu görüldü. Ee, bu ayrı. Trafik bir olunca olur. Hah. Trafik olunca kalabalık olur. Dolayısıyla otobüs Tabii. gelmez. Onlar da Tabii bir birikme olur. Herkes çocukları evet. için de mutlu, barajlar için de hepimiz mutluyuz. Tabii çok mutluyuz. Hakikaten Ama çok güzel. Aslında... Şükrediyoruz, teşekkür ediyoruz, evet. devamını diliyoruz efendim. Hadi bakalım inşallah böyle bize acır da bir metre kar yağ. Ya, evet. Ah ne Afro güzel! Olur. bekliyorum ben. Nasılsa evimizdeyiz. Evet. Dışarıda çıkmayacağımız evet. için çok keyifli olur. 2-3 gün güzel olur. İşte burada İstanbul'daki en şey evet. manzara bu. Kar yüzeyi kaplamış parkta bir hanımefendi şemsiyesiyle yürüyor. Araçlar temkinli Aynen. devam ediyorlar. Güzel. Evet devam ediyorum. Hakkari'ye gidiyoruz şimdi. Araçlar kara gömüldü. Yolda mahsur yeah. kalan sürücüler zor anlar yaşadı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışından sonra araçlar kara gömülür, gömülürken bazı sürücüler ise yollarda mahsur kaldı. Yüksekova çok güzel bir ova adı üstünde. Ova Yüksek dümdüz. Ova. Şimdi çok güzel de bir planlama yapıldı. Güzel bir şehir oluyor. Hatta demişler ki efendim biz Hakkari değil de yüksekova niye şehir olmasın? Bakar mısınız arabalara? Evet. Çok güzel kar var orada. O hemen arkasında modern bir bina var. Onlar son 3-5 sene içerisinde yapılıyor. Yeniden efendim altyapısıyla, mahalleleriyle oluşturuldu. Güzel bir imar şeyi yapıldı, planı yapıldı. Devam ediyor. İşin içerisinde TOKİ var, belediye de var tabii. Şuraya bak. <laughs> Tarısı İstanbul'a. Ya böyle bir manzara İstanbul'da olur mu ya? Hakikaten. Olsun. Ama oluyordu. Yani bundan bir 4 tabii. sene önce oluyordu böyle tabii. manzaralar. Şimdi bir 4 senedir falan yağmıyor sanırım. 87'de, 83'te böyle manzaralar gördük İstanbul'da hakikaten. Ama hani e, ben hatırlıyorum bir 3-4 sene önce Beylikdüzü'nde yine böyle kar yağmıştı. Aşağı yukarı. Çok da keyifli. Evet. Aşağı bayağı oynadık Yağdı yani tabii. kar topu. Çok güzeldi. Evet devam ediyoruz. Kar haberleriyle başladığımız için e, gündeme karla başladım. Tabii, tabii ki e, Covid-19 haberlerimiz, aşı haberlerimiz de olacak. Şu araçta zorluk çekiyor, çıkamıyor. Geri geri gelip çıkıyor. Tabii burada <laughs> Yüksek şimdi yuvadaki şey, tabii. lastiklerde mutlaka şart Lastik değil mi? Lastik olacak. E, e, evet. Sık temizlenecek ve bir tuzlanacak Hı -hı. bu caddeler, sokaklar. Evet. Orada i̇şte, bir belediye görevlisi çok var. Çok şükür artık köreğiyle. ana caddelerde çok büyük problem yaşamıyoruz. Ara sokaklarda tabii. problem yaşanıyor daha evet. çok. Peki şimdi Sivas'a gidiyoruz. Kar kütleleri kamyonlarla kent merkezi dışına taşınıyor. Sivas'ta karla mücadele ekipleri tarafından kaldırılan kar kütleleri kamyonlarla kent merkezi dışına taşınıyor. Evet çünkü insanlar kayıyor hakikaten. Evet. Kaldırımların temiz olması lazım. Tabii yaşlısı var, hastası Tabii. var. E kaldırımların amacı bu. Yani böyle eğer yürünmeyecekse, geçilmeyecekse neye yarar? Birçok yerde zaten işgal altında kaldırımlar. Şimdi de kar işgal etmiş belediye onlarca işçisiyle bu temizliği yapıyor ve bunları taşıyor. Tabii. Evet. Evet. E buradan nereye geçmemek olmaz? Kartepe'ye bir uğramamak olmaz. Kartepe karla şenlenince vatandaşların akınına uğradı. Kartepe'den kar manzaraları gelecek şimdi. Kayak ve fotoğraf tutkunları kar yağınca Kartepe'nin yolunu tuttu. Havadan görüntülenen Kartepe güzelliğiyle mest şey yok herhalde elinizde öyle bir haber var mı ama biliyorsunuz Bursa'da biz böyle kaybettik bazı şeyleri dağcılarımızı evet, tırmandılar evet. onları kaybetmiştik. Belki öyle haberler de gelir, dek gelirse bu defa e, Bursa'da buna e, müsaade etmemişler. Var, haberlerimiz var. Var değil <laughs> var. mi? Var. Buna evet. müsaade etmemişler. Çok güzel. E, yani insanlar çıkıyor, fırtına da kayboluyor, canlarını veriyorlar. E, çok üzücü. Evet, bu karar beni çok sevindirdi ama kar da çok güzel. Evet. O, o şey çam ağaçlarının üstünü örtmüş yani bildiğiniz gibi değil. Yemyeşildi yeşildi onlar şimdi hakikaten beyaz görünüyor. Evet şimdi Atabey'in Bey'in hemen dediği üstünde durduğu haberden ben de bahsetmek istiyorum. Uludağ dağcılara kapatıldı. Tırmanmak yasak. Bursa Uludağ'da geçen yıl iki dağcı donarak öldü. Bunun ardından Ulu Uludağ'da dağcılara yasak getirildi. Dağ tırmanmak isteyenler bir ay öncesinden kolluk kuvvetlerinden izin alacak. Şehirde 4 bin, ülke genelinde ise 60 bine yakın lisanslı dağcı olduğunu belirten Sporcular bu karara tepki göstererek dağcılar antrenmanlarını ancak dağlarda yapabilir dedi. Uludağ Dağcılık Kulübü kurucu üyesi İsmet Şentürk de bu dağcılık sporunun gelişimini etkileyen önemli bir faktördür. Uludağ bizim antrenman ve eğitim alanımızdır. Yüksek dağlara buradan buradan hazırlanıyoruz diye konuştu. E tamam da bir şey demiyor ki adam. Yani bu karar onları engellemiyor ki. Fırtına var, kar Hı. yağıyor çıkamazsınız diyor dindiğinde berraklaştığınızda ne, nereye hangi dağa çıkacaksanız çıkın. Buna benzer biz birçok film seyrettik biliyor musunuz? Dağ, dağcıların hı hı. nereye tırmandığını, için tırmandığını biliyoruz. Onun farkındayız. Hakikaten bir film o kadar canlı şey yapılmış ki hı hı. o dağcıların karla fırtına ile mücadelesinde ve kurtarışları var. Komandolarla, vermen söyleyeyim helikopterlerle çok güç hayatını kaybedenler var yani filmlere konu olmuş romanlara konu olmuş bir hadisedir. Buna niye karşı çıkılır onların ki ben bilmem. Onların can güvenliği için. Gayet tabii. Ee, onların tabii. tarafından da baktığımda işte onlar da diyor ki ama biz böyle yüksek yerlerde hazırlanıyoruz zaten. Gayet tabii. Ama dediğim gibi kar yağdığı hmm. zaman, fırtına olduğu zaman yani yollarınızı kaybedin. Her zaman değil kaybet. mi yasak? Sadece bazı tabii, tabii. hava şartları muhalefetten dolayı. Gayet tabii ben öyle anlıyorum. Ben o cümleleri sizden dinlerken. Ben de dinlerken, tamamen hani acaba yok, yasak mı? Yani ne münasebet algıladım. bir dağcıya tırmanma denilebilir tabii. mi? Adamın spor alanı orası. Aynen öyle. Ama bu, bu süreçte şimdi kar yağıyor. Mesela bizim şimdi Bursa'daki vericimizde de ciddi bir şey var. Ciddi bir arıza herhalde meydana geldi. Yayın var ama arıza var. Şimdi arkadaşlarımız revan oldular. Bursa'ya gittiler. Bursa'daki vericiyi bir güzel bir şekilde bir elden geçirecekler. Fırtına var yani. Bursa'da çok önemli bir şey var. Fırtına var şu anda. Kar da yağıyor. Bu karda siz çıkarsanız, tırmanırsanız, bir yerlerde yolunuzu kaybediyorsunuz. Maazallah iki sene önce de biliyorsunuz. Geçen sene miydi? Geçen sene. Geçen sene e, tabii, miydi? Tabii e, orada iki kişi hayatını kaybetti. Günlerce aradı. Devlet onlarca personeliyle, efendim imkanlarıyla, helikopterleriyle, askerleriyle, komandosuyla bunları kurtarmak için elinden geleni yaptı ama kurtaramadı. Tabii vefat ettiler. e Şimdi hem devlete hem bu emeğe e, yazık hem bu şehitlerimize bu hayatını vefat edenlere yazık günah. Yani bile bile hayatlarını tehlikeye atmasınlar hı hı. tabii. Tedbir de bugün içindir. Yoksa dağcılar dağa tırmanmasın efendim, ee, yükseklere çıkmasınlar diye bu mantık dışı bir şeydir zaten. Evet. Böyle bir cümle böyle bir yasak olamaz. Hı hı. Böyle olduğu halde biz de yayınlarımızda zaten buna karşı dururuz. Hı hı. Evet. evet. Peki devam ediyoruz. 1764 metrede kar keyfi. Balıkesir'in Balıkesir'in Sındırga ilçe sınırları içinde yer alan bir 764 rakımlı ulus dağı kara özlemini çeken vatandaşların uğrak yeri oldu. Ulus yakın olan Kepez Kırsal Mahallesi sakinlerinden Muammer ve Osman Kocadağ kardeşler, arkadaşları ile birlikte kar keyfini yaşamak için alaca karanlıkta Ulus Dağı'na çıktı. İki kardeş Ulus Dağı'nda sosis kızarttı, semaverde çay demleyerek manzaranın keyfini çıkarttı. Yahu sosis ne be kardeşim, <laughs> her keyfimize. şey çok güzel de. Sosis çok ilginç. Niye mangalda yani sosis? Or, o, yani orada gazet, kardeşim kuzu çevrilir ya sosis. Ya Onlar da demiş ki Bursa'nın Uludağ varsa bizim de Ulus Dağımız var. Balıkesir'in Sındırga ilçesi Buyur. içerisinde. Yani sosis kısmını anlamadım. <laughs> Lütfen orada bir kuzu çevirme yapsınlar. O dağda o yakışır. Ama hakikaten çok güzelmiş ya orada. Orası da mesela... Ben Bakar bu, mısınız? Evet, oh, Bu semaver ya. bu herhalde. Bak şimdi yakıştı bu vallahi. Semaver yakıştı. Orada şimdi odun e, ateşinde kaynayacak bu semaver. Gel ulusa gel. Yani bir aidiyet duygusu. Tabii ki şimdi e, şeyde Oludağ'da e, oradaki o pistlerde, oradaki Hı -hı. turistik tesislerde falan ne yapsın buranın çocuğu o da diyor tabii. ki ya bizde de var böyle bir şey biz de isteriz falan haklı mı haklı tabii yani adam buraya da bir şey istiyor. Aynen Burası öyle. da Dağı gibi olsun buraya da tesisler gelsin neden Bakar olmasın misin? falan dikkat çekiyor herkes memleketinin yöresinin dikkat çekilmesini tanıtılmasını oraya turistin gelmesini istiyor. Çünkü oraya para bırakıyor yöre halkına bir zenginlik bir refah kaynağı bu. Herkes istiyor. Ama bazılarında yörelerinin kör kalmasını, atıl kalmasını, bilinmemesini isteyen insanlar evet. da var. Ben böyle insanları da biliyorum. Evet. Peki devam edelim Buyurun mi? Buyurun efendim. Kar haberlerimiz böyleydi. Şimdi e, aşıyla devam edelim. Tabii. Evet. Problemsiz devam ediyor. 81 ildeki sağlıkçılar aşı oluyor. İlk gün yaklaşık 300 bin gibi ciddi aşılama rakamına ulaşıldı. Evet, Cumhurbaşkanımız da Covid-19 aşısı oldu. 30 milyon doz daha aşı gelecek. Siyasi liderler de teşvik için aşı yaptırsınlar dedi. Evet, şimdi Sağlık Bakanı oldu, aşısını hı hı, oldu. oldu. Dün de Sayın Cumhurbaşkanı bir parti toplantısından çıktı. MYK'ya da da MYK, MYK toplantısından çıktı herhalde. Bir toplantı daha vardı, oraya gitmedi. Onu iptal etti, aşı oldular Sayın Cumhurbaşkanı. Bugün de son dakika haberi olarak e, geçti biraz önce Sayın Devlet Bahçeli de aşı oldular. MHP hareket partisi genel başkanı e, Kemal Bey'in bir beyanı var. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Sayın Kemal Bey'in e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun o diyor ki e, ya böyle kamera fotoğraf olmasın diyor. Herhalde o böyle basından hı. biraz e, şey imtina edecek bu pozu vermeden ben de aşı olacağım hmm. diyor. Yani bir farklılık ortaya koyuyor. Ben medyaya görüntü vermeyeceğim ama aşı olacağım demeye getiriyor. Evet yani, yani devlet büyüklerimiz. O onun kendi tercihi. Tabii kendi tercihi. Yani başta devlet büyüklerimiz sırasıyla parti genel başkanları bu aşıyı olacaklar. O anlaşılıyor. Evet bu arada e, korona aşılarını nasıl en, yap, randevunuzu alacaksınız? En nabızdan alacaksınız. Evet bakanlık güncelledi. En nabıza aşı durumu eklendi. Hemen ayrıntısını e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Çin'den Türkiye'ye getirilen koronavak aşıları acil kullanım onayının verilmesiyle 81 şehirde sağlık çalışanları için uygulanmaya başlandı. Koronavirüsle mücadelede kamu binaları, tatil rezervasyonları, yolculuk gibi hemen her alanda kullanılan hayat eve sığar uygulaması aşı için de kullanılacak. Buyur. Sağlık Bakanlığı'nın en abız uygulamasına dün aşı durumu eklendi. Vatandaşların aşı olup olmadığı hem HES uygulamasına hem de en abız sisteminde işlenecek. Böylece vatandaşlar uygulamadaki COVID-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği sayesinde aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadıklarını görecekler. Ben baktım. Ben şu anda öncelik grubunda değilim, bekliyorum. Evet, şimdi HES dedik ya, HES çok has önemli. Kodu, çok şimdi önemli. hepimizde HES kodu var. Ben daha önce de söylemiştim, bu aşı meselesi HES koduyla eşdeğer olacak. Yani kim aşı olmuş, kim olmamış, niye olmamış. Zorla tabii kimse illa aşı olun demez ama hı hı. E, toplumdan bir tepki gelir. Arkadaş ben maske taktım sende niye yok ya da ben aşı oldum senden neden yok. ha? Bu aşı e, efendim bir mevsim gider, gelecek yıl gene olunur. Bu arada bu aşıyı olduktan sonra da maske mesafe ve hijyene gene dikkat edeceğiz. Hı hı. Yani bunlar da olacak tabii. Hemen efendim maskeyi çıkart şu falan demeyeceğiz. Hı hı. Çok ciddi koruyacak aşının etkileri belli ama aldığımız tedbirler çerçevesinde maske de devam edecek. Aman buna dikkat edelim efendim. Evet sağlık çalışanlarına <laughs> başladı aşı. <laughs> Oradan başlıyor değil mi? Evet. Yani orada bir ödün yok. Orada bir taviz verilmiyor. Oradan geliyor çünkü onlar önümüzde. Tabii. Onlar bizzat savaşıyorlar. Onlar bu hep hastalarla. O sahadalar. Evet o sahadalar. Dolayısıyla onların olması elzem. Onlar olacaklar. Ciddi bir şey var. Mesela 300 bin rakamdan bahsettiniz dün. Yani bir günde 300 bin insan aşı oluyor. Hı hı. Ve Türkiye'nin her tarafında bu. Aşı odaları da hazırlandı. Her tarafta insanlar aşı oluyor bir herhalde 28 sonra 28 gün sonra bir ikinci şey de yapılacak. İkinci aşı da olacak. E, bu aşı yoluna devam ediyor. Hem politikacılardan hem devlet büyüklerinden e, hakikaten ilgi var. E, ama dediğim gibi ben aşı olmam, olmayacağım falan diyenler belki komşusundan bile tepki alabilirler. Ya keşke siz de olsanız. Hı hı. Hani biz olduk falan. E, çünkü ben hat hatırlıyorum apartmana girdiğinizde yani bir maske yoksa falan a komşu maskeniz nerede falan diye ikaz ettiklerini biliyorum Tabii ben. Ki. Şimdi aşı olduk, olmadık bu konuda da ya siz de aşı olun denilebilir yani. Hadi bakalım neler olacak. Evet. Evet. Ee, bu camiye hes kodu ile giriliyor. İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Hacı Uslu Camii'nde hayata geçirilen uygulamayla vatandaşlar hes koduyla camiye girerek ibadet ediyor. Vatandaşın sağlığını düşünerek hes kodu uygulamasını başlattıklarını ifade eden Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Gökhan Yorulmaz, diğer camilere örnek olmayı amaçladıklarını ifade etti. Cami cemaati ise uygulamadan dolayı memnun olduklarını söyledi. Kesinlikle çok yerinde. Bu uygulama çünkü Tabii. ben mesela spor salonuna gidiyorum, böyle daha az insan olduğu saatlerde artık biliyorum. E, HES kodumu gösteriyorum, giriyorum. Demek ki herkesten HES kodu istiyorlar ve riskli olmayan, hasta olmayan insanlar girip yapıyor. Bu e, cami de çok yerinde olmuş çünkü... Namaz kılınıyor yan yana. Tabii. Ne kadar mesafe olsa da. Orada dernek başkanımız bir şey söylüyor herhalde. <laughs> Hoş geldin sevgili cemaat. Bir bakalım Herz kodunuz var mı? Vallaha bakıyor. Evet. evet. Şimdi yoksa ona hemen orada yardımcı oluyor, yapıyorlar. Dernek başkanımız faal. Niye olmasın? Yani orada onlarca kişi namaz Tabii, kılıyor kesinlikle. hele cuma günleri. Ha orada bir şey daha yapılıyor. Seccade, seccade veriliyor herhalde ama ha. bir kullanımlık. Tek kullanımlık. Yani Tek kullanıp anı. atıyor. Harika. Atıyor orada. Güzel. Evet, yani. yani şu dönem çok iyi evet. düşünmüşler. Ya böyle dikkat ettiğimiz müddetçe bu korona bize ne yapar? Hiçbir şey yapamaz evvel Allah. Dikkat. Aynen öyle. Evet. Evet, İzmir'e gidiyoruz şimdi. Pandeminin vurduğu müzisyenler sokak sokak gezerek sanatını icra ediyor. Evet koronavirüs nedeniyle zor günler yaşayan ve sıkıntıda olan müzisyenler İzmir'in Ali Ağa ilçesinde sokak sokak gezerek sanatlarını icra ederken müzisyenlere vatandaşın ilgisi büyük oldu. Yardımcı da oluyorlar. Evet e, bu aldıkları evimizi diyorlar aldığımız bahşişlerle e, geçindirmeye çalışıyoruz. Hakikaten e, en çok onları vurdu bence değil Tabii. mi? Müzisyenleri vurdu. Yani salon e, sanatçıları bunlar sonuçta e, tiyatrocu da böyledir, bunlar da böyledir, sinemada da böyledir, toplu yerde <laughs> izlenir, takip edilir, dinlenir. Dolayısıyla hakikaten zor durumda. Bakın, bakın çocuklara bakın. E, ses var mı e, sevgili yönetmenim? Ne, ne yapıyor bunlar? <laughs> sanırım. <laughs> Çok güzel. Herkesin ihtiyacı Ay. var bu duyguya evet, gerçekten. Hayvanların bile evet onlar Aa, Fırat mesela. Fırat kıstı, kıstı sesi. Öyle, tabii. ya Fırat anlaşıldı. Aa, yani Fırat biz anladık ne olduğunu. Tabii. Evet. Ee, inşallah hakikaten onları benim e, arkadaşlarım da var müzisyen olup da gerçekten Hı. zor günler tabii. geçiren. İnşallah bir an önce onların sektörü de ayağa kalkar. Fakat biliyor musunuz bize çok enteresan yol ve yöntemler de gösteriyor. Evet, kesinlikle. Şimdi ben, mesela bunlar şimdi eskiden evet bir çay bahçesinde ya da kapalı bir salonda hatta bir düğün salonunda mesela bunları yapıyorlardı belki bir gece kulübünde. Şimdi sokakta konser evet. veriyorlar. Sokak evet. Evet yani <laughs> sokak konseri. Bu da hatırlarsanız Van'da İpek Yolu. Belediyesi, Reddyesi. Evet, evet. Kamakan Bey onları başlattı. İki kez yapmış falan. Biz orada ben orada hatırlıyorum. Aynen. E şimdi İnsanlar İzmir, balkonlarından. Evet, İzmir, Ali böyle. böyle bir şey var. Bornova'da. Evet, mesela Ali Ağa Belediyesi bu konuda bunlara yardımcı olabilir. Evet, ya. kesinlikle. Yani madem ki insanların ihtiyacı var, niye yardımcı olunmasın? Vatandaş da yardımcı olur, Ali Ağa Belediyesi yok, de yardımcı olur. Bu Bornova burası. Şey, Bornova mı bu? Bornova? Bornova. Anladım, Bornova'da cami vardı, demek ki şimdi evet. Yok yok, bu... evet. Ya ben aa ben yanlış söyledim. Yok, Ali Aliya, evet. Bornova'da da, da cami değil miydi? vardı. Cami, Çok Burnova'da. önemli dernek tamam. başkanı. Ben de Bornova'da okudum ya benim Öyle okulum mi? orada Ege Üniversitesi. Evet. Ya doğru. <laughs> ee, i̇lk üniversite herhalde Ege Üniversitesi İzmir'in en kadim en eski evet. üniversitesi. 9 Eylül var sonra. 9 Eylül var Ege Üniversitesi <laughs> evet. var. Bornova'ya da Ala'ya da tüm İzmirlilere selam olsun deyip Japonya'ya gidiyoruz. Çok uzağa gidiyoruz. Japonya COVID-19 salgınında bir yılı geride geride bıraktı. Bilanço ağırlaşıyor. 311.353 vaka, 311.353 vaka, 4.355 ölüm. Bak. Tam bir yıl geçmiş vakanın Şimdi tespit orada. edilmesinden. Şimdi Japon, Japonya hakikaten birçok alanda bilhassa teknolojiyi çok iyi kullanır ve üretir. Aha. Yani bu işte niye tökezledi anlayamadım. Evet, çok onu... ilginç bir şey. Yani bu Japonya'nın hanesine eksi yazılıyor tabii. Niye böyle falan. Mesela Amerika'da da böyle. İnsanlar ya dünyanın süper gücünde bu tür manzaralar yaşanır mı? Son dönemlerdeki o başkanlık seçimleriyle ilgili, hatta pandemiyle ilgili özellikle en büyük yükü, en büyük kaybı da Amerika veriyor. Şimdi burada Japonya insanlar düşünüyor yani. Evet. evet demek ki mücadele edememişler. Evet. Yedi yıl. Ya bizim de bir yıl ne zaman olacak? Mart'ta çıktı Mart, değil mi bizim? Tabii. Mart'ta çıktı vaka. Mart ayından vaka. itibaren biz hayır önlemler aldık. Hı -hı. Sonradan işte martın sonlarına doğru o vakaları biz evet. de gördük. Evet, Doğu Doğu Beyaz'da, şey hastaneler kurduk Hı -hı. orada çünkü İran kapısı var. Orada kapıyı kapattık. Girenleri çıkanları şey yaptık. Hem kontrol ettik. evet. Öyle de bir şey var. Evet, Covid-19 haberlerimiz de böyleydi. Devam ediyoruz diğer haberlerimizle. Engelliler şehit ve gazi aileleri işletecek. AK Parti ve MHP'nin halk ekmek büfeleri ile ilgili şartları kabul edildi. İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu, halk ekmek büfelerini şehit ve gazi aileleri ile engelliler işletsin şartı koyduk dedi. Teklif dul ve yetimler de eklenerek kabul edildi. Yani o halk ekmek büfelerini artık onlar mı işletecek? Şimdi evet çok önemli, değerli bir karar. Son dönemlerde ciddi sıkıntı vardı ve o halk ekmeğin şeylerinde, büfelerin önünde uzun uzun kuyruklar vardı. Hı -hı. Çünkü belediye bir adım attı. Dedi ki arkadaş siz çok az kira veriyorsunuz. Yeni bir sözleşme yapalım. O şeyi arttırınca vatandaşın birçoğu bu işten vazgeçti, büfesinden vazgeçti sonra ciddi bir tartışma aman efendim bu büfeleri acaba şuna mı buna mı işte taraftara mı partiliye mi verecekler diye bir tartışma çıkınca AK Parti ve MHP grubu bir birlik sağladı. Meclis mecliste belediye meclisinde dediler ki ya ne ona ne buna olsun hangi partiye gönül vermişse versin ihtiyacı olan yurttaşlarımıza vatandaşlarımıza verelim. E, dola verelim, yetime verelim, engelliye verelim, şehit ailelerine verelim. Efendim onlar şey yapsın. Onlar bu büfeleri sahiplersin, işlersin. 3-5 kuruş da buradan para kazanırlar. Ha bu ailelerin bulunmadığı semtlerde, sokaklarda da bakkaliyeler var. Verelim bakkala. Hazır orada Hı -hı. tezgah var. Bakkal satsın. O öneri, e, o öneri sanıyorum belediye meclisine geldi. Bunun da başını Tevfik Göksu çekiyor. Esenler Belediye Başkanı zaten AK Parti Grup Başkanı mecliste. Bunu meclise taşıdılar ve bu gerçekleşti. Şimdi hakikaten ihtiyacı olan özellikle engelli yurttaşlarımız var. Efendim ekmeğini eve ekmek götürecek dul vatandaşlarımız var. Ablalarımız, kardeşlerimiz var. Yani bu büfeyi çalıştıracak günde 300-500 ekmek satacak. Oradan kazandığı parayla evini geçindirecek. Şehit aileleri var. Belki ihtiyaçları vardır Hı. olanlar. Ama engelli vatandaşlarımız çok önemli. Onların birçoğu, tabii devlette de şimdi çalışılıyor. Birkaç kuruş para devlet de veriyor. Biliyorsunuz eskiden engelli çocuğu olunan, hastası bulunan kişiler bunları saklıyordu, söylemiyordu. Kızım böyledir, oğlum böyledir ya da kocam böyledir falan demiyorlardı. Hatta çok... E, agresif olanları da ben zincire bağlandığını biliyorum çünkü haber yapmıştık hı hı. ama şimdiki dönemde sosyal devleti hakikaten e, harekete geçirdi hükümet sosyal devlet gereği hem bu engelli yurttaşlarımızda hem de bakanlara maaş veriliyor bu defa ailede bazı huzursuzluklar oldu İşte bir kız kardeş hayır efendim siz almayın bu maaşı biz alalım ben kardeşime bakacağım dedi diğeri efendim ben anneme bakacağım ee, efendim biz annemize bakacağız siz bakmayın falan kardeşler arasında böyle bir huzursuzluk oldu. Eskiden gizlerken kimse bakmazken devletin bir teveccühüyle efendim bir maaşla hem bakana hem hasta olana engelli olana e, bu maaşlar bağlandıktan sonra ailede de bir huzursuzluk meydana geldi ve artık bunlar bakımlı. Hı hı. Hem ihtiyaçlarını karşılıyorlar devletin vermiş olduğu maaşla hem aynı zamanda bir bakanları var. Çok güzel bunlar. Bunlara Kesinlikle. bir de büfe vereceksiniz. Büfe işletecek. Evet. Ne olacak adam? E, sandalyesine bilecek, gelecek. Bir ara Ganyan bayide, bayileri de öyle diyor. Onlar şehitler, ya, evet. şehit aileleri işletiyor. Vesaire yani işte Engelli. veriyorlardı. Aha. Engelli aileler falan. Ama şimdi bu ekmek önemli. Her mahallede neredeyse var. Birkaç yerde var. Büfeler var. Sokaklarda satılıyor. Buradan e, 3-5 kuruş para kazanacaklar. Evlerine e, götürecekler. Bu hayırlı bir hizmet. Yani bunun için ben Tevfik Bey'i, Tevfik Göksu'yu teşekkür ediyorum. Evet. Hakikaten birçok alanda eğitim görmüş, çok donanım, donanımlı bir politikacı ve İstanbul için de bir şans. O partiden bu partiden beni ilgilendirmiyor ama en azından e, yani Sayın İmamoğlu'na da iyi bir beyin, iyi bir muhalefet. Bu konuda kendisine yol gösterebiliyor ya da teklifler, öneriler getiriyor. Yani Sayın İmamoğlu da bence tevfik yüksüden istifade etmeli. Sen söyledin, biz söyledik falan değil. Aklın yolu bir. Mesela çok enteresan bir şey daha söylemişti. Bu taksilerle, minibüslerle, şey mesela okullar kapalı ya şimdi. Birçok iş yeri de çalışmıyor. Evet. E bu minibüsler, bu şoför esnafı da ciddi bir şekilde zor da. Belediyenin de bu pandemi döneminde insanlar sabah akşam biraz araçlarda yoğun ya. Hı hı. Efendim bunları devreye sokalım. Bu şoför esnafını, minibüsçü esnafını yani daha doğrusu personel taşıyan, öğrenci taşıyan esnafı da belediyeye alın. Bunları kullanın her minibüste 10-11 kişi seyahat etsin sabah hı hı. akşam. Ee, en azından bir harçlık alsınlar bunlara yardımcı olalım. Ee, bu şekilde bir akıl da vermiş Tevfik Göksu. Ee, i̇yi birisi şehirciliği biliyor. Ee, tebrik ederim. Bence Büyükşehir Belediye Başkanı da özellikle bu grup başkanına istifade etmelidir. Zaman zaman bir araya gelip konuşmalıdır. Ya hı hı. Tevfik Bey benim uhtemde ya da arkadaşlarım benim masama böyle bir şey getirdiler. Sen ne dersin? Bir bunu sen de incele ona göre üzerinde konuşalım derse daha bir zenginlik olur yani. Evet. evet. Peki devam ediyoruz. İnşaatı seyrederken tarihi eseri keşfetti. Tesadüfen bulundu. Bursa'da istinat duvarı inşaatındaki iş makinesini izleyen vatandaşın dikkati sayesinde tarihi mezar taşı bulundu. Mermer müzeye teslim edildi. İlginç değil mi? Nerede oluyor bu? Bursa'nın e, Nilüfer ilçesine bağlı e, Görükle Görükle Kurtuluş Mahallesi'nde oturan. Adam otura. duvarda mı kullanıyor? Şimdi Allah aşkına. <laughs> İnşaat çalışması izlerken. <laughs> yani şimdi enteresan bir şey mesela bu tarih şuuru bizi mutlaka edinmemiz lazım. Aha. Tarihi okumamız lazım, değerini Kesinlikle. bilmemiz lazım. Bizim Van Hoşap'ta bir bayram gezmesine katıldım. Sabah herkes namaz kılar, sonra e, o Sarı Süleyman Bey'in geleneğinden gelen evlatlarının torunlarının evinde bir herise yemeği yenilir. Yüzyıllardır var, kapı kapı dolaşırız, bir şeker alırız. E, ev sahibinin bayramını tebrik ederiz, evlenim hanımefendilerin bayramını tebrik eder, dolaşırız. Biz şimdi yolda yürürken bir köprüden geçiyoruz, <laughs> modern böyle betonarme bir köprü. E, karayolları yapmış, baktım ki köprü yamuk duruyor. Yani yol geliyor, köprü hafif eğiliyor. Muhtar dedim bu niye böyle? Ya abi dedi, böyle böyle de dedi. Bunun asıl zararı dedi tarihi hanlara. Üçü. Evet, tar ta tarihi hanlara çok yaşayın. Ta tarihi hanlara oluyor dedim. Niye? Dedi ki şimdi bu duvara artık bu köprünün şeyi ayakları duvara şey olmuş. İstinat duvarı gibi olmuş. Oradan su sızıyor ve bu tarihi iki han Çürüyor. Hı hı. Ya dedim bu gezmeden sonra biz ne yapalım buraya bir gidelim. Hakikaten e, baktık o iki hanın tarihi hanın kapıları çökmüş, yarı bölden toprak. Eskiden gene aldı, şuydu, bu şey samanlıkla bir şekilde kullanılıyordu. Şimdi tamamen çökmüş. O suyu aldıktan sonra e, efendim içeri giremedik. Sadece yıkık dökük bazı camları var, pencereleri var. Efendim oradan baktık ya. Çok kötü olmuş. Ya. Mesela o hanın etrafını böyle çıkaracaksın, o hanları ortaya çıkaracaksınız. Çok güzel kapalı çarşı olur. Çok güzel otel de olur yani. Evet. Güzel otel olur. Orada dolaşan turistler, iki han, sahiplenenler belli. O sahiplerine tekrar verilirse yani devlet yapar, efendim işletmesi size ait. Lütfen bu tarihi yerlere sahip çıkın. Mardin'in o tarihi otelleri var ya. Hı hı. Çok güzel tarihi otel. Diziler orada gider, film çeviriler, Efendim filmciler gider, e, efendim şeyler gider, sanat tarihçileri gider, turistler orada kalır. Çok güzel bir şey. Niye o köprü öyle yamuk yapılmış? Ben hala hafsam almıyor. Hangi maksatla bilmiyorum. Hı hı. Ne zaman yapıldı dedim muhtar? Vefat etti o zamanki muhtarımız. Allah gani gani rahmet etsin. Genç yaşta. Dedi ki abi 2010-2012 arasında yapıldı dedi. Düşünebiliyor musunuz? Ya o iki tarihi eseri göz önünde bulundurmadan evet. İsnat duvarı halinde getirmişsin köprüyü. Su almış ve çökmek üzere. Şimdi burada da bu çok önemli tarihi eserin efendim, duvarda ne işi var ya? Herif duvar Aynen yapıyor. Öyle. Yani siz hiç mi ya burada bazı şekiller var, kabartmalar var. İnsan bir düşünür ya. Tabii suyla yıkadıktan sonra mermerin üstündeki kabartmaları <laughs> görmüşler. E, neyse daha önemli bir şey olduğunu e, bil, bilerek, tahmin ederek e, gerekli yerlere bilgi verdik diyor. Neyse ki müzeye teslim edilmiş. Tabii canım. Yani Hayır duvar taşı olarak kullanılır. Böyle tuhaf şeyler oluyor. Evet, e, ben peki, peki devam Buyurun. ediyoruz. Eşi aşeren yandı. Yeşil erikin fiyatı çeyrek altına geçti. Genellikle ilkbahar ile yaz aylarında olgunlaşan yeşil ilik, artık kış mevsiminde de tezgahlarda yerini almaya başladı. Ancak fiyatı dudak uçuklattı. Amasya'nın Sulova ilçesinde bir manav... 3 tane eriği 60 liradan satışa çıkardı. Kilosunun ise 1000 lira olduğu öğrenilen erik 725 liradan satılan çeyrek altını solladı. Eriğin fiyatını gören vatandaşlardan Cumali Tanrısever manava mı geldi yoksa kuyumcuya mı dedi. <laughs> Görüntümüz var çok merak ettim. 3 tane erik 60 TL. Aman aman Allah'ım. <laughs> çok ilginç. Yok, canım istemez. İstemez yani. <laughs> var mı görseller efendim? Var. Yok. Var değil var. mi? Vallahi çok. Nasıl yapmışlar? Nasıl becermişler? Yani tasarlayan çok önemli. Ee, evet, belki fikir başkasından geldi ama o, o tasarım, onu ortaya koymak, onu yapmak e, çok önemli hepimiz için önemli biz görmek isteriz varsa görürüz yoksa atlayalım sonradan belki Ha buyurun efendim geldi <laughs> ne güzel tasarlamışlar şeyin içleri içerisine koy bu mevsimde siz hiç hiç canınız hiç defa. erik istemez. yani ben istemem bahar hakikaten. ama gelir ya hani mart nisan mayıs o ara zaten bol olur şimdi mayıs da olur ama özellikle yaz aylarında Aha. bu eriği. Ama ee, ben ilk çıktığı zaman yeşil vardır, vardı ya, ekşi. Onu sevdiğim için ben Şimdi, daha çok böyle Nisan mı? Niye böyle? Tabii hayır Nisan'da Mayıs'ta çıkıyor <laughs> da zaten ama bir de Temmuz ayında bunu yediğinizde, evet. Haziran, Temmuz'da bu sizin harati, hararetinizi de şey yapıyor, önlüyor. Çünkü ekşi yani hep tatlı ee, değil, evet, hafif tabii, bir tabii. ekşimsi bir tadı da var. Çok hoş. Ha şimdi yetiştirilemez mi? Yetiştiriliyor. Demek ki seralar, şunlar, bunlar yetiştiriyor. Farklı yerlerde, coğrafyalarda yetiştiriliyor. Ama ben her zaman sebzenin de ve meyvenin de mevsiminde, zamanında mevsiminde. tüketilmesini Kesinlikle. istiyoruz. Onun için bu hemşerimiz olabilir. Belki e, gebe bir hanımefendi ister, canı ister. Göğe <laughs> götürülür, verilir yani. Aman Allah, 3 tane 60 TL? Eyvah! Yani ne bilelim işte yani. E olabilir ya birisinin canı çekmiştir. Yani siz bakarsanız bazı manavlarda bugün karpuz da vardır. E mesela özellikle doğuda İran karpuzu gelir ve yerleştirilir oraya. Tamamen sera ürünüdür. Su gibidir. Tadı tozu yoktur ama karpuzdur. Yani şekli itibariyle. Şimdi bu da öyle. Bugün benim canım bu eriyi istemez. Hani ben mesela çocukluğumda hatırlıyorum erikten önce çağla badem çıkardı. Evet. O çağlala biraz o ekşi hani onu eriyi şey yapardık. E ondan sonra erik çıkardı. Onun yabanisi vardır. Yani o doğada da tabiatta da var. Özellikle yani Ege'de bulunur. Evet. Marmara'da da vardır ama Ege'de de vardır ağaçlarda. Doğuda bazı yerlerinde de vardır. O, onu biz yiye yiye bitiremezdik ama şeker ekeriz onlara. Çok o kadar ekşi ki böyle tuhaf bir tat bırakıyor insanın <laughs> ağzında. Şeker ekiyorsunuz böyle hafif. Ondan sonra yiyebiliyorsunuz. Ben onları çok iyi biliyorum. Çok da yedim yani. Evet devam ediyoruz. Türk ekonomisi hızlanacak. Uluslararası otorite, otoritelerden pozitif raporlar. Stratejik konumun nitelikli iş gücü üretim kapasitesiyle Türkiye 2021'de %4.5 büyümeye imza atacak. Evet bunlar çok güzel gelişmeler. Niye geliş, bu gelişmeleri bence gazete çok iyi yapmış. Halkımızla paylaşıyor. Açız yandık, Aha. bittik, öldük demek yerine e, efendim, bu güzel müjdeleri de halkla evet. paylaşmak lazım. Yani sıkıntılarımız var tabi. Bunları paylaşacağız ama bu güzel adımları da paylaşacağız. İnsanımızda bir umut e, olacak bu. Gelecek yıl inşallah daha güzel olacak. Çok i̇nşallah. önemli adımlar atılmış. Mesela İstanbul Havaalanı e, bugün e, aday Evet. İstanbul değil mi? İstanbul Havalimanı Amerika'da düzenlenecek dünyanın en iyi 10 uluslararası havalimanı anketine aday gösterilmiş. Ya. Ve İstanbul'a büyük şans veriyormuş oteller. Tabii. gerçekten öyle. Almanya da biliyorsunuz Transfer Havaalanı Hı -hı. Almanya bu işe bu projeye el altında gizli gizli çok karşı çıktı. Hatta belki. Bazı insanlarımız, insanlarımızı da harekete geçirdiler. Karşı çıkanlar oldu, menfi bulanlar oldu. Efendim altında kum var, altında deniz var, su var bu çöker falan. Ama bugünkü teknolojilerde işte Japonya'yı görüyorsunuz evet. yani. E, çeliklerle e, efendim insanlar deryanın içerisinde Amerika'da, e, denizlerde, okyanuslarda adamlar bina yapıyor. Öyle bir şey yok da. E, bu çok önemli bizim için. Kesinlikle. Almanya ciddi bir şekilde bunu engellemeye çalıştı ve fakat muvaffak olmadı çünkü hükümet, devlet bu konuda çok şey, e, çok kararlıydı. Şimdi buraya uçaklar Avrupa'da, dünyadan gelecekler, hı. Orta Doğu'ya gitmek isteyenler, Orta Asya'ya gitmek isteyenler önce buradan bir ikmal yapacaklar, hı hı. E, buradaki yolcularını indirecekler, buradan yolcuları oraya taşıyacaklar. Çok önemli, çok stratejik bir evet. e, hava alanı ve bu konuda Almanya bize ciddi çelmeler taktı. Çünkü rakibimiz Gerçi böyle büyük bir havaalanı alanı değildi o bugünkü şeydeki havaalanı. ama yeni üniteler ekleyerek bunun önüne geçmeye çalıştı ama yapamadı. havaalanımız oldu. Daha olacak bölümleri de var yani. Evet, bu arada Gayrimenkul'de de ülkemiz parlak bir evet. yılı geride bırakmış. Konut satışları 2020 2020'de %11 artarak 1,5 milyonu buldu. 2021'e umutla giren inşaatçılar üretim ve istihdamda gaza basacak. Tabii Şimdi inşaat noktada. sektörü çok önemli. Hı hı. İnşaat sektörüne niye karşı çıkıyoruz ben bilemiyorum. Fakat bazen karşı çıkan dostlar da oluyor canım. İnşaat, inşaat, inşaatlar yapılsın. vatandaşın efendim iyi bir evde, iyi bir konutta yaşama şeyi var, hı hı. hakkı vardır. bir de ikinci bir husus inşaat birçok sektörü de harekete geçiriyor. Yani marangozcu, camcı, mobilyacı, ondan sonra <laughs> E, efendim e, başka başka sektörleri ciddi bir şekilde beraberinde e, harekete geçiriyor. E, dolayısıyla birçok sektör bu inşaat sektörüyle beraber paraya kavuşuyor, Hı -hı. işe kavuşuyor. E, çok önemli bu. E biz bunları zaten içeride de satıyoruz. Talep var. Aynı zamanda e, yurt dışından gelip burada efendim bunları alanlar, ham afis olarak kullananlar var. Burada benim bir dairem olsun, yazın gelip burada tatil yapmak isteyenler var. Özellikle özellikle Arap Evet, şeylerimiz, e, akrabalarımız Karadeniz'de bu işe çok önem veriyorlar. Karadeniz'de çok seviyorlar, serin havasını, yemyeşil doğasını seviyorlar, oraya geliyorlar. E, bu çok önemli. Toki'de mesela devrede, hı hı. Toki'de vatandaşlara ciddi bir şekilde e, konut yapıyor, konut e, şeyi var, e, birikimi de var, e, yapıyor, hala projeleri devam ediyor. Mesela İstanbul'da yaşıyoruz ve İstanbul'u Özellikle Marmara'yı ciddi deprem bekliyor. İstanbul'u deprem bekliyor. Şimdi ne yapacaksınız? Bir taraftan şehir dönüştürülüyor. Hı hı. Ee, Fatih Belediyesi çok önemli. Birçok belediyede adımlar var. Fatih Belediyesi 180 e, toplantı yaptı. 10 bin konutu dönüştürüyor. Fatih dönüşecek. Bir buçuk iki yıl içerisinde. Birçok semtte, kasabada, şeyde etrafta, ilçede böyle çalışmalar var. Mesela Esenyurt bunlardan, esenler bunlardan bir tanesidir. Ciddi bir şekilde dönüşüyor. Ama aynı zamanda yeni konutlar da var. Tokin'in de hizmetleri var. Müteahhitlerimiz öyle daireler, öyle binalar yapıyor ki inşaatta ciddi bir şekilde ilerideyiz Mesela Rusya'da çok büyük işler yaptı müteahhitlerimiz. Çok büyük deneyimleri var. İçeride de bu inşaatları yapıyor. Buna ihtiyaç var. İhtiyaç olmazsa nasıl satılacak? Vatandaş niye alsın yani? Hı hı çok daha güzel bir yaşam alanı, bir eve, bir konuta kavuşmak istedikleri için efendim bunları alıyorlar. Ayrıca e, bu kredi bankalarımız e, hükümetin bastırmasıyla çok ciddi yani belki tarihinde görülmemiş ucuz kredilerle vatandaşlara ev kredisi verdi. Hı hı. Araç kredisi verdi. E, hatta şey kredisi de veriliyor. Şimdi farklı krediler de veriyor ama ihtiyaç yoksa almamak lazım. Şöyle almamak lazım, borçlanıyorsunuz sonuçta. Yani bu borcu siz ödeyeceksiniz, ucuz da olsa ama sizin bir eve ihtiyacınız varsa ne yapacaksınız? O evi almak zorundasınız, o daireyi almak zorundasınız. Ucuz da kredi var. Bu konuda hakikaten vatandaşa yardımcı olundu. Eskiden vatandaş 20-25 yıl 25 yıl çalışıyordu. Emekli olduktan sonra ya bir araba, ya da bir daire alabiliyordu hanımın zinet eşyalarıyla, altınlarıyla evdeki birikimlerini yan yana getirip emekli ikramiyesiyle bir yerde bir daire alabiliyordu ya da köyüne, kentine dönüyordu. Her neyse ama şimdi hakikaten 30-35 yaşlarında insanlara bakıyorsunuz efendim ev sahibi olduk, TOKİ yaptı ya da şurada bir daire aldık, kredi almıştık ucuz kredilerle. O kredilerimizi de ödedik ya da ödüyoruz. Bu şekilde ev sahibi oldular, bark sahibi oldular. Bu çok önemli. E, bence güzel bir hizmet. Bir 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 taraftan da şehirleri dönüştürüyorsunuz. Malum ülkemiz deprem kuşağından doğudan batıya kadar batısına kadar işte depremleri görüyoruz. Şu anda İzmir'de bir tarafta deprem evleri yapılırken öbür yarına Elazığ'da Türkiye'nin doğusundaki Elazığ'da da hı hı. hızlı bir şekilde bu inşaatlar devam ediyor. Belki bahar aylarında vatandaşa teslim edilecek elazığ'da dönüştürülüyor. Bu çok önemli efendim. Evet, peki şimdi içimizi ısıtacak bir haberle devam edelim. Buyurun. Temizlik işçilerinin içine ıslan hareket çöp diye aldıkları poşetten çıkanlar hayrete düşürdü. Samsun'da iki genç kardeş soğuk kış günlerinde gece gündüz demeden zor şartlar altında çalışan temizlik işçilerine jest yaparak her gün topladıkları çöpün yerine atkı, eldiven ve bereden oluşan hediye paketi bırakıp bir de duygusal mektup yazdılar. Farkına varmışlar değil mi? Evet tabii. Ya, buyurun. Şimdi bunlara dokunmuş işte. Kimse hayırsever vatandaş bu işçimize, bu temizlik işçimize dokunmuş. Şimdi ne kadar mutlu, memnun. Çok. Benim buradaki hizmetimden, işimden, yaptıklarımdan e, demek ki vatandaş işin farkında. Çok Beni zorlu de bir düşünüyor. iş yapıyorlar. Gece tabii. gündüz demeden çalışıyorlar. Gerçekten Şimdi, de... E, iş olsun, işi beğenmemezlik yapmayalım hakikaten. Allah-u Teala herkesin rızkını farklı bir şekilde yaratmış. Biz bu işi yaparak geçimimizi sağlıyoruz. O, o işi yaparak geçimini sağlıyor. Birisi rençberlik yapıyor, çobanlık yapıyor, birisi mühendislik yapıyor, birisi hakimlik, savcılık yapıyor. Birisi de temizlik imandandır diyerek bu işe kendini adamış. Mahallelerimizin, sokaklarımızın temizliğini üstlenmiş. Bu ama vatandaş bunların hizmetinde ve bunlara yardımcı oluyor. Bakın geliyor. Evet. Dinliyoruz bakalım ne diyorlar. Tüm evet, 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 <laughs> <gartılıksız oldu> <laughs> evet. sene gece gündüz sıcak soğuk demeden çalışan abilerimiz yeni yıl sizlere ve tüm dünyaya sağlık, mutluluk, kazanç, bereket tutursun. Ya gerçekten duygusal. Evet, evet, bu yani. haberimiz de böyleydi. Gerçekten sıcacık, içimizi ısıtan tabii. bir haberdi. Ne güzel, en e, büyük böyle evet. proje de demeyelim, böyle güzel tabii, tabii. E, evet. hareketlerin ne, ne denir Atabey? İnsanlara, şey İnsanlara, İnsanlara dokunmak, İnsanlara dokunmak çok dokunmak. çok önemli. Evet. Onlara dokundun mu ruh halleri de düzeliyor, kıymet veriyorsunuz, değer veriyorsunuz. Evet. Hakikaten moralleri de düzeliyor. Ya ben bir işe yarayam, yarıyormuşum. Birçok insan bir işe yaradığının farkında da değildir yani. İşte eve ekmek götürün bir iş olsun diye ama öyle bir değerli kıymetli iş yapabiliyor yapıyor ki farkında değil. Hı hı. Bunun farkına öyle. kendisinin de ve e, farkına varması için birisinin onu değerli bulması lazım, ona dokunması lazım. Bu bakımdan çok önemli bu jestler. Evet. Teşekkür ediyorum. Yine ben teşekkür yine böyle ederim. Bir haftayı daha tabii. geride bıraktık. İkinci bölümümüz var tabii ki programımızın evet. ama ben teşekkür ediyorum partnerliğiniz için. Sağ olun çok teşekkür için. ederim. İnşallah pazartesi günü saat 13'te tekrar birlikte olacağız. İyi hafta sonları. Allah'a ısmarladık efendim. Evet ama siz bir yere gitmiyorsunuz. Yok reklamlar... ben sizi izlemeye devam ediyorum. <laughs> Konumuzla <Reklamlarımızla> beraber <laughs> program devam ediyor. Evet. Evet, reklamların ardından Doktor Ahmet Öz Yazgan kök hücreyi anlatacak. O yüzden ekranınızı kapatmayın bir yere ayrılmayın. Reklamlardan sonra buradayız.